Merhaba arkadaşlar, Gemi Sürük'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün hırsızlık simülatörüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir güncelleme gelmiş, bugün onu inceliyoruz. Artık yaşadığımız, yani şu anki kaldığımız yeri değiştirebiliyoruz. Yeni bir ev satın alabiliyoruz. Yeni gelen eve gideceğiz. Onun haricinde en son hatırlarsanız bir tane ev soymuştuk. Evin içinden lambalar falan bulmuştuk. Artık lambaları da tamamladık. Hemen şu Black Bay'den lambalarımızı satalım. Mutfak mıydı? Hayır, diğer. Elektroniğe geliyoruz. 4 tane lambamızı bulduk. Bunların normalde tanesi 500 dolara satılıyor arkadaşlar. Normal markette ama biz Black Bay'de 4000 dolara satıyoruz. İyi para abi. İyi para, iyi para. Oh yeah. Tamam. Şimdi hazırsak yeni güncellemeyle gelen eve bir gidelim. Önce arabamıza biniyoruz arkadaşlar. Arabamıza bindikten sonra şöyle bir seçenek gelmiş. Saklanma yeri diye. Normalde burası şu anki bulunduğumuz yer ev diye geçiyor. Rain Dukkan'ı zaten biliyoruz. Hurdalık'ta geçen sürümde gelmişti. Bu sürümde artık saklanma yeri diye bir yer geldi. Hemen oraya bir gidelim. Size göstereyim orayı. Evet, saklanma yerine geldik. Artık buraya biz satın alabileceğiz. Şimdi bu evi satın alacağız. Zaten hayvan gibi paramız var. Zaten evin fiyatı 30 bin dolarmış. Gayet alabiliyorum direkt. Arabayla aynı fiyata satıyorlar. Ne kadar güzel. Burada ne var bakayım? Şöyle bir evin etrafına bakalım. Oo, hurda arabalar var burada. Güzel abi. En sonki ev sahibi de sanırsam böyle kaçakçılık işleri yapıyormuş. Baksana kaç tane araba var burada. Neyse ben gideyim şu evi satın alayım da. Artık evinizi de İstediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Yani parayı harcayacak şeyler yapmışlar. Bu konuda onlara teşekkür ediyoruz. Ve etkileş diyelim. Ve evimizi satın aldık arkadaşlar. Evet, artık burası bizim ev. Hemen şuradan bir eve girelim. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Tabii evin içinde hiçbir şey yok. Bomboş. Biz buralara yeni şeyler satın alabileceğiz. Oo, burada bir tane araba var. Yeni çalınmış bir araba bu. Dur bakayım. Evet, parçaları da duruyor. Nice hocam. Ben bunu ne ara yürütmüşüm? Evet, burada tamir alanı, burada başka, aha. Evet bak. Bu cihaz. Tamam, bunu geç. Benim laptopum nerede? Laptop getirmedim mi öbür evden buraya? Hah, şurada. Hemen bir girelim. Eşyalarımızı şuradan görüyorsunuz, alabiliyoruz. Şimdi burada bir sürü eşya var. Kendi evimizi dizayn edeceğiz. Duvar falan da satın. Oo, duvar kağıdı da alabiliyorum. Evde duvar kağıdı var mı? Şöyle bir bakalım. Yok. Her şey dümdüz. O zaman ilk önce duvarlardan başlayalım. Duvarlara gel abicim. Şimdi nasıl bir duvar yapsak? Hangisi güzel gider bizim duvarlara? Şimdi şöyle bir zengin işi olsun. Çünkü bayağı bir paramız var. Oo, altın. Altından mı kaplatsak? Dur bakayım. Peki bu aldıklarımı nasıl kullanacağım? Keşke onu da öğretseydin. Dur bakayım. Eşyalarımıza bakalım. Aşağı eşyalarımızın içinde gözüküyor mu? Gözüküyor. Tut. Heh. Oo, böyle mi yapacağız biz? O zaman daha çok işimiz var. Dur bakayım. Nasıl yapılıyor? Bak bak, yaptık bir tane. Şuraya bir yap bakayım. Aynen. Bitti ama elimde. Elimde bu kadar. Demek ki bayağı bir satın almamız gerekiyor. Yani şöyle bir kaplasam yeter salonu. Hemen şöyle bir daha girelim. Şu altın şeyden bir daha almak istiyorum. Neredeydi? Bu muydu? Sanırsam oydu. Ha şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'da anlaşalım. 10 tane aldım abi. Şimdi gidelim şunları bir yerleştirelim. Umarım yeter. En aşağıda elinde tut diyelim. Evet. Şöyle miydi? Yok, olmadı. Niye olmuyor? Ha, şimdi oldu. Ya niye burayı ayırmışlar? Allah Allah. Neyse. Boşu boşuna harcamış oldum. Şu köşeler için de ayrı hacı. Ne oldu lan öyle? Garip bir ses çıktı. Tamam. Okey. Daha şu kadar yetsin mi? Elimde ne kadar kaldı ki? Şurayı da yapmak istiyorum. Evet, burayı da yaptık ve bitti yine. Ha, şurayı da yapalım. Hazır başlamışken işimizi tam yapalım. Gönder abi şimdi. Yine. Neredeydi?
Şimdi aydınlık olmayınca tabii şaşırmayalım, farklı bir şey almayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında fazla aldım ama olsun. Yedekte dursun. Şimdi hemen envanterden şunlara bir bakalım. Tut abi. Oo, burası direkt kapatıyormuş zaten. Tamam abi. Okey. 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 Vay, yalnız tam yetti he. Süper abi. Evet, salonumuz şu anda tamamlandı. Penceremizi de açalım. Biraz havalansın içerisi. Ne de olsa daha yeni aldık buraları. Başka ne tür eşyalar var bakayım? Şöyle bir inceleyelim. Oyun hırsızlık simülatöründen başka bir şeye dönüştü. Ev dizayn ediyoruz. Dolap var. Tablo. Kanepe. Yatak. Aslında bu elemana bir tane yatak şart. Bunun ismi niye böyle? Allah Allah. Buzdolabı. Dolap. Kanepe. Kanepe. Böyle modern bir kanepe alalım, değil mi? Ne de olsa paramız var. Uuu, bak bu kanepe daha iyi. Al abi bunu. Direkt aldım. Halıya ihtiyacımız yok bence. Kanepe. Sandalye. Bunlar niye böyle dönüyor? Şunları başka bir şekilde döndüremiyor muyum? Kilim var. Saksı var. Sandalye. Fırın. Tablo. Yatak. Kanepe. Dolap. Raf. Tablo. Bu nasıl tablo ya? Buzdolabı. Şundan bir tane al bakalım. Yerleştirmeye gideyim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Envanter. Nerede? Aletlerde değildir tabii ki de. Anahtarlıklarda değil, çalınanlarda değil. Hepsi de kasa açma aleti. Maymuncuk, araç, araba, sinyal, bilmem ne, bilmem. Yok. Benim aldıklarım nereye gitti? Soyulduk mu? Beceriler. Ha, şunları da ben açayım bak. Elektronik. Üçüncü seviye değer biçme. Ben bunları almışım zaten. Benim almadığım bir şey yok değil mi? Hepsi alınmış. Evet. Yani soru işareti gösteriyor ama. Burada bir şey yok. Ben bu aldığım eşyaları nasıl yerleştireceğim? Biri bunu açıklayabilir mi? ESC menü. Mouse. Hızlı bölme. Sessiz yürü. Anahtar kullanmayıcı. Yok, bu değil. Vallahi aldığım eşyalar yok oldu. Kapıya mı koydular acaba? Dur bakayım. Ha, aynen kapıya koymuşlar. Bak, bu yöntemi sevdim. Güzel abi. Şunu şimdi nereye koyalım? Bunu nasıl döndürüyorum? Ha, şu şekilde döndürüyoruz. Şu köşeye bir tane köşe takımı bence güzel gitti. Bıraktım abi. Dolabımız da zaten kapının önünde. Şunu da alalım. Evet, bir adet dolap. Bir tane de yatak alacağım. Odaya koyacağım. Uyumak için. İdeal. Bunu nereye koyalım? Şunu da şu köşeye, bence güzel. Aynen. Bu da tamam. Yok. Ben kapıları açmak istemiştim de. Neyse. Açmıyorsun demek ki. İyi. Bu da tamam. Ne kadar paramız var? Oh, daha 100 bin dolarım var. Şöyle bir bakalım. Her şeyi satın alayım bari. Şimdi yatak alacağız dedik. Yatağı al abi. Raf lazım mı? Belki lazım olabilir. Buzdolabı satın al. Dolap. Buzdolabı aldık. Sandalye. Normal sandalye gerek mi? Yok. Şundan alayım. Giysi dolabı. Tablo. Bu ne tablo diye geçmiş ki ismi? Teslimat noktası dolu diyor. Peki. Hemen bir halledelim. Ben bu kapıyı açabiliyor muyum? Açayım yani. Boşu boşuna dolanmayalım. Evet, kapımızı açtık. Teslimat noktamızı bir boşaltalım hemen. Yatağımız gelmiş. Şunu şuradaki küçük odaya koyacağım. Evet, gayet güzel bir oda olacak. Bu eşyalar daha böyle küçük gözüküyor ya. Fotoğrafta daha büyükler. Evet, burada artık yatabiliyorum değil mi? Evet. Güzel. Şunları da bir alalım. Şu buzdolabını tabii ki de salona koyacağım çünkü. Ya da garaja mı koysak? Başka odası var mı buranın? Var. Tuvaleti var.
Ya bu şuraya mutfak yapacağım. Çünkü buraları kullanacağımı sanmıyorum. Şuraya bir koyalım. Evet, buzdolabı tamam. Bir tane fırın istedim ama fırın şey olmadı. Yer olmadığı için alamamıştık. Şu şeyi de alalım. Bunu da yine yatak odama koyacağım. Yatak odasına yerleştir. Tabii nasıl yerleştireceğiz? Şu şekilde bıraksak ya da şuraya bırakalım. Aynen. Tamam, bu da tamam. Evimiz bu şekilde gelişecek arkadaşlar. Eğer önerileriniz varsa yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde ona göre ilerleyelim. Tamam herhalde. Yani tabii daha çok fazla alınacak şeyler var ama şimdilik yaşanabilir bir yer. Hatta fırını da alayım. Fırın da gelsin. Valla teslimatları bayağı hızlı he. Saniyede geliyor. Koyalım şunu salona. Bu eleman yemeğini de yapsın. Evet, tamam. Bu kadar. Gitmeye hazırız. Şimdi hemen buradan bir çıkalım. Bayağı bir para harcadık. Şimdi para kazanma vaktimiz gelmiştir bence. Bu harcadığımız paraları bir geri alalım. Hurdalaya gerek yok. Yine şu sokağa gideceğiz. Şimdi bu sefer girmediğimiz bazı ev var mı kalmadı herhalde ama en az girdiğim eve gireceğim. 208'e girdik mi biz? Geçen bölümde 208'de girdik değil mi? Aslında 208'e girebilirim. Aynen. 208'e çok girmedim diye düşünüyorum. Çünkü burada da bir tane garaj var. Bu garajın içinde araba var mı? Yok herhalde. Ya da bir bakalım, olabilir de. Şimdi bu eve kapıdan ne. Güvenlik görevlisi var. Şimdi ev sahibinin rutinini kevşettik. Bunu yaptığımıza göre büyük ihtimalle buraya çok girmemişiz. O zaman buraya bir girelim bakalım. Bu evde neler bulacağız? Tabii şu duvardan öbür tarafına geçersem sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir gidelim. Çitlerin üstünden. Çitleri kullanalım. Orada bir sürü kamera var. Şurada da bir tane kamera görüyorum. İşaretleyemedim ama. Ben indim artık buraya. Bu kamerada tamam. Güvenlik görevlisi var. Şu taraftan gideceğiz. Bu konuda hemfikiriz herhalde. Oo, bu dışarı çıkmış. Bu iyi olmadı. Artık bir gitseniz de biz keyfimize baksak, şu soygunu bir yapalım değil mi gençler? Heh, teşekkür ederim. Hop. Bayağı bir hızlı gittim. Bu camlarda sensör var. Bu olmadı. Kaç 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 kaç. Şimdi evet, ben hatırladım buraya ya. Burada şey yapmıştık. Dur bakayım. Şurada bir yerde sinyal buluyorduk. Aynen burası. Şimdi hemen şu sinyali bir kapatalım. Kamera sistemiydi herhalde bu. Biri beni görüyordu. Biri beni görecek şu anda. Bu niye olmadı? Çünkü yanlış gitmişiz. Bravo hocam. Bayağı iyi oldu bu. Evet. Batırdım. Şu anda kesinlikle batırdım. Tamam. Açtım da yakalanacağız gibime. Ben şimdi ne kapattım? Şurada da bir tane sinyal oluyordu. Bu kamera sistemi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Kameralar gitti mi? Evet, gitti. Tamam, bunu artık bunu artık koyabilirsem teşekkür ederim. Açıyorum o zaman. Sensörü kapattım değil mi ben? Bence kapatmadım. Yakalandık. Dedim. Kesinlikle dedim. Oh. Belki yakalanmayız. Çünkü beni gören olmadı buraya girerken. Sadece bir ses duydular. Bir de sensörler tabii ki de çalıştığı için. Polis ekipleri şu anda bana doğru ilerliyorlar. Lütfen
Beni yakalamayın. Beni burada bulamazlar. Ama şöyle bir sıkıntımız olacak. Kameralar tekrardan devreye girdi. Ve artık kapatılmayacak. Çünkü bir kere yakalandığınızda o kameralar artık full çalışıyor oluyor. Tabi ev büyük olunca araştırması da uzun sürüyor. Heh, gitti. Okey. Okey. Bakalım ne var burada. Şöyle pahalı bir şeyler istiyorum. Bir dolap daha buldum. Başka bir şey yok. Şu dolaba bakalım. Evet, bir tane gitar. $250. Al. Black Bay'den satarız belki. Küçük resimler var ama bunlar bayağı ucuz şeyler herhalde. Evet. Şuradan böyle... Evet. İşte bunlardan bahsediyordum. Çatal bıçağı ne yapayım ben? Bardağa da ihtiyacım yok. Tabii tişörtlere asla. Tuzluk çıkıyor ya. Bu ne lan? Şapkaymış ya. Nasıl bir şapka o? Aha. Gümüş altın kol saati. Evet, bu para eder işte. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi şöyle bir ilerleyelim evin içinde. Evin içinde umarım biri yoktur. Şurana bir girelim. Bu kapı kilitli olduğuna göre kesinlikle burada önemli bir şeyler var. Şöyle bir daha, evet. Bir daha, yeah. Aç abi. Şimdi... He, ben burayı hatırlıyorum. Şu tabloyu almıştık. Sahtesiyle değiştirmiştik yerini. Ama tabi buraya gelmeden önce... Kesinlikle... Alamadığım eşyalar olmuş olması gerekiyor. Evet, mesela şu. Şurada iPhone mu var? Evet. UFO'nu abi. UFO'nu aldık. Fareye gerek yok. Hiç uğraşmayalım fareyle, mavereyle. Can... Çatal bıçak çıktı yine. Bardak, çanak. Geç geç, bunlar önemsiz. Şaraplar var. Aa dur. Şunu şu. Evet, yumurta. Bu lazım işte. Burada başka bir şey çıkmadı. Şuralara bakalım. Hayır. Hayır. Evet, burada boş. Başka böyle para edecek bir şey gözüküyor mu? $10 ne abi? $10 almam. Tamam, bu oda bitti. Tabii ev bu kadar büyük olunca araştırma süreci biraz daha uzuyor. Duyan yok herhalde ya, ben açıyorum böyle. Duyan olsaydı şimdi duyardı. Üçlü şamdan. Allah abi, bunları biz Black Bay'de daha pahalıya satabiliyoruz herhalde. Evet. Saatler çok para ediyor. O yüzden onları direkt sormadan alıyorum. Bitti. Çocuk odasında zaten bir şey çıkmıyor genelde. Hiç girmeye gerek yok bence. Aha. Evet. Sözümü geri aldım. Altın saat vermişler çocuğa ya. Ayıptır. Mouse var. Çocuğun ayakkabısı. Çocuk kitapları. Saklanma yeri. Bu kadar. Burada başka bir şey çıkmaz. Tabii ki de saat. $1400. Burada bir saatimiz daha var ama gerek yok. Bayağı bir şey aldık. Neredeyse çantam doldu. Tamam. Vazgeçtim. Buradan artık çıkma vaktimiz geldi bence. Her şeyi aldık değil mi? Birçok eşya aldım. $10 ne abi? Kocaman tablosun sen ya. Ben şuradan bir çatıya çıkayım. Ama beni görmesinler. Yani bu şuradan atlarım ben ya. Woohoo! Yes. Bitti. Bu kadar abi işte. Bakalım ne kadar para edecekler. Çünkü birçok eşya Black Bay'de para eden türden eşyalar arkadaşlar. Normalde markette daha ucuza satılıyor. Black Bay'de daha pahalılar. Tamam. Şimdi hemen bir evimize gidelim. Saklanma yeri mi? Değil. Direkt evet, saklanma yerine gidelim. Çünkü Black Bay'de satılacakları var. Onları bir satalım ilk önce.
Evet. D aldık. D. Şuradan. Bilgisayar. Bilek Bey. Ne var? Sanat. Sanatta üçlü şamdan. Ben bunu daha önceden satmışım. Neyse. Bir tane daha yumurta bulduk. Üç tane zaten öbür evde var. Kaldı bir tane herhalde. Aynen. Bir tane daha bulmam lazım bundan. Başka arabayla alakamız yok. Elektronikte klavye, saat. Gümüş altın kol saati. 3600 sat abi. Bunlar normalde 2000 dolara satılıyor normal öbür tarafta. Başka bir şey var mı? Bir tane gitar almıştım. Burada satılmıyor. Peki. Şimdi tekrardan dükkana gidelim. 100 bin doları da geçemedik. 96'da kaldık. O kadar da para etmediler. Üzdü. Rain dükkanına bir de gidelim. Şunlara bakalım ne kadar para edecek. Selamünaleyküm kardeş. Şimdi bunu 250 alıyorsun. Peki abicim. 44 dolar ne abi? Bu bir telefon değil mi? Bir de ufon ya. Ufona 44 dolar alınır mı? Neyse sattım gitti. Bunu hayatta satmam zaten almıyorsun. Tamam bunu da verdim. 70 verdim bitti. Bakın gördüğünüz üzere saatleri burada 1800 dolara alıyor. Öbür tarafta 3600 dolar ama tabi tek kullanımlık olduğu için satmak zorundayım. 1800. Şu saati de sattık. 1400 abicim. İyi 100.000'i geçtik mi geçtik. Bu da bir şey. Şimdi ben evime geri dönüyorum. Yeni evim. Saklanma yeri oldu tabii ki de. Saklanma yerimize bir gidelim. Burada biraz saklanıyoruz tabii ki de. Aynen. Ana. Ne oldu şimdi bunlar havada uçuşuyor. Nice hocam. Oyunu bozduk herhalde yine. 3 tane fazladan verdi bana. Güzel bunları başka yerlerde kullanırız o zaman. Evet. O zaman arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda önerdiğiniz şeyler varsa, yapmamı istediğiniz şeyler varsa yazın. O şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.